Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet, bu hafta yağışlar bayağı etkili oldu. Hatta benim yaşadığım bölgede yani Bursa ve çevresinde çok etkili oldu. Neyse ki can kayıplarına yol açmadı ama ciddi anlamda hasarlara yol açtı. Hatta haberlerde dinlemişsinizdir. Ben de ATV'de bir konuşma yaptım biliyorsunuz bu konuda. Bursa terminalinin çatısı çöktü, yıldırım düştü. Ve Mudanya'da dere taştı. Arabalar biliyorsunuz aynı kibrit çöpü gibi, kibrit kutusu gibi derelerin üzerinde yüzüyordu. Yani inanılmaz derecede son yılların en şiddetli yağışını yaşadı Marmara bölgesi. Özellikle güney ve doğusu. Tabii bütün bunlar aslında bir yerde herkes tabii iklim değişimi, iklim krizi diyor ama en ufak bir olayı da hemen iklim krizine bağlamak tabii ki doğru değil. ATV'deki programımı seyredenler mutlaka dinlemiştir beni, açıklamalarımı dinlemiştir. Ama son yıllarda yalnız tabii şu da bir gerçek ki artık doğal afetlerin sayısında inanılmaz derecede bir artış meydana geldi. İnanılmaz derecede bir artış meydana geldi. Ve tabii ki bu artışlar aslında bir yerde iklim krizinin bir belirtisi olabilir mi sorusunu da gündeme getiriyor. Evet, bu konuları ben daha sonra tekrar tartışacağım ama hemen şöyle bir şeyle başlayacağım söze. Yani gerçek konumuza dönecek olursak. Evet, aslında artık sonbahar mevsiminin ilk açılışı herhalde bu hafta gerçekleşiyor. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü ilk soğuk hava kütlesi şu anda yola çıktı ve ülkemize giriş yapmak üzere. Ne zaman giriş yapacak peki? Çarşamba günü yani 6 Eylül 2022 günü ülkemize kuzeyden giriş yapması bekleniyor. Aslında salı günü belirtileri başlayacak ve hava sıcaklığı kuzey kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir derecede olmak üzere yaklaşık 6 ila 10 santigrat derece düşecek. Bakın 6 ila 10 santigrat derece düşecek. Gündüz sıcaklıklarıyla beraber gece sıcaklıkları da bir hayli düşecek. Hatta iç kesimlerde bazı merkezlerimizde artık deyim yerinde ise tek haneli sıcaklık dereceleri yaşanabilir diyorum. Bakın tek haneli sıcaklık dereceleri yaşanabilir diyoruz. Peki bu soğuk hava kütlesi bize yağış getirecek mi? Hayır, bize pek fazla yağış getirmeyecek. Sadece Karadeniz kıyıları biraz o yağıştan nasibini alacak. Çünkü Rusya üzerinden geliyor ve dolayısıyla Karadeniz üzerinden gelen hava kütleleri Karadeniz kıyılarına daha ziyade yağış bırakır. İç kesimlere ancak soğukluğu veya serinliği şey yapar, sirayet eder diyelim. Evet. Hava sıcaklığı dediğim gibi azalacak. Peki bu ne kadar sürecek bu durum? Yaklaşık 3 ila 4 saat, 4 gün sürecek. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ilk soğuk hava kütlesiyle beraber mevsimin ilk karı ülkemizde bazı yerlere düşebilir. Evet, yanlış duymadınız. Bakın mevsimin ilk karı ülkemizde bazı yerlere düşebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, özellikle işte Kaçkarlar, Ziganalar gibi sıra dağların üst kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde işte Erzurum, Palandöken gibi yüksek kesimlerde ilk kar yağışları görülebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın ilk kar yağışları görülebilir diye düşünüyoruz. Evet, artık sonbahar mevsimi ciddi anlamda ben geliyorum diyor. Bu sene aslında biraz serin geçiyor. Yani geçen senekilere baktığımız zaman Eylül ayı bu sene özellikle biraz mevsim normalleri civarında. Hatta bu soğuk hava kütlesiyle beraber bazı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek gibi duruyor. Peki bu ne kadar sürecek? Biraz da buna gelelim. Bu yaklaşık 3-4 gün etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edecek. Tekrar hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Fakat hemen şunu ekleyeyim yalnız. Bu artış bir önceki kadar olmayacak artık. Ve gece sıcaklıkları özellikle bir önceki kadar yükselmeyecek. Bakın tekrar söylüyorum. Gece sıcaklıkları bir önceki kadar yükselmeyecek. Diyelim Ankara'da mesela artık gece sıcaklıkları 20 santigrat derece ve üzeri olmayacak. Yine aynı şekilde Marmara bölgesinde de hava sıcak, gece sıcaklıkları 20 santigrat derece üzerine çok fazla çıkmayacak artık arkadaşlar. Ve dolayısıyla artık Eylül ayı kendisini iyiden iyiye hissettirmeye bu şekilde başlayacak. Peki daha sonradan bizi neler bekliyor? Bu soğuk hava kütlesinden sonra bir sürü hava sıcaklığı yine yükselecek ve mevsim normalleri civarında. Ama Eylül'ün 10'undan sonra bakın 12'si 13'ü gibi yeni bir soğuk ve yağışlı hava kütlesi bekliyorum. Aslında buna soğuk ve yağışlı hava kütlesi demek şu anda biraz zor. Yani bu mevsimlerde olduğu zaman biz buna daha çok serin ve yağışlı hava kütlesi adını veriyoruz. Bakın serin ve yağışlı hava kütlesi adını veriyoruz ama bu hava kütlesi de yine hava sıcaklığını bir miktar düşürecek. Peki asıl sonbaharın açılışı ne zaman gerçekleşecek? Zaten bilimsel anlamda biliyorsunuz sonbahar 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Ve 23 Eylül'den sonra halk arasında yani daha doğrusu halk takvimindeki benim dairesel iklim takviminde olanlar kendilerine olanlar kendileri iyi bilirler ve o takvime tekrar bakmalarını tavsiye ediyorum. 25 Eylül tarihinde kabaca 25 Eylül tarihinde kestane karası fırtınası olacak ki onunla da ilgili zaten ayrıca bir video çekeceğim. Kestane karası fırtınası döneminde yani 25-27 Eylül civarında ciddi anlamda ülkemizi bir soğuk ve yağışlı hava kütlesini ziyaret edeceğini düşünüyorum. Ve hava sıcaklıkları ciddi anlamda düşecek ve hatta gündüz sıcaklıkları bile artık iç kesimlerde özellikle
20 santigrat derecenin altına düşecek diyebilirim. Bakın gündüz sıcaklıkları. Evet, ben ATV'deki programımda da söyledim. Bu seneki kış mevsimini sert bekliyorum. Sert bekliyorum. Bunu neye dayanarak söyledim? Okyanus atmosferi ilişkisi, işte üst atmosfer rüzgarları yani jet stream dediğimiz elimdeki verilere dayanarak söylüyorum. Ve dolayısıyla bu sene yine hatta belki geçen senekinden daha çetin kış şartlarını yaşayabileceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, ben yine elimdeki verilere böyle şey oldukça siz değerli takipçilerimle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.